Bu videoda bahsetmek istediğim konu Şili tarihinin ve hatta sizlerin bakış açısı dahilinde Amerikan tarihinin de karanlık dönemlerinden biridir. Ve bir şeyi netleştirmek isterim ki bu videoda tarihle ilgili yapmış olduğum tüm diğer videolarda olduğu gibi bahsettiğim her şeyde kuşkucu bir anlatım kullanmaya çalışıyorum. Sizlere olayların dizilimini gerçeğe en yakın şekliyle vermek ve aleni olan bağlantıları resme getirmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ve ispatlanamayan bağlantı ihtimallerini de göz önüne sereceğim. Ama sizler, size tavsiyem şudur ki sizler kuşkucu ve dobra olmalısınız. Size her kim ne söylerse kuşkuyla yaklaşmalısınız. Hepinizi kendi araştırmalarınızda bunu bir yapı iskelesi olarak kullanmanız konusunda desteklerim. Tüm bu insanlara ve olaylara bakarak gerçekte ne olduğunu kendiniz hesaplayabilmeniz için. Neyse. Bu kadar girizgah lafından sonra zamanı 1970'lere, Şili'de yapılmakta olan başkanlık seçimlerine doğru geri saralım birlikte. Kendileri tarafından gerçekleştirilen ve oldukça özgür ve adil olarak değerlendirilen bir seçimdir bu 1970 Şili seçimleri. İşte buradaki bu seçimin adaylarından biri olan ve Marksist olarak tanınan Salvador Allende. Salvador Allende kendisi Sovyetlere ve Küba'da olanlara sempati duyan ve komünist ideolojileri olan biri olarak tanınmaktaydı. Bu bağlamda Amerika'nın endişelendiğini tahmin edebilirsiniz tabi. Soğuk savaşın ortasındalar. Başkan Richard Nixon. Harry Kissinger da onun dışişleri bakanı. Aktif olarak bu seçimleri takip ediyorlar. Çok net bir şekilde Salvador Allende'nin başkan olmasına karşılar. Latin Amerika'nın büyük ülkelerinden biri aniden ortaya çıkan bir marksist tarafından yönetilecek. Onlar için büyük bir şanssızlık olarak kabul edilse de Salvador Allende diğer tüm adaylardan daha büyük oranda oy topluyor. Oyların %36'sını alıyor, en fazla oyu almış oluyor. En fazla oyu sizlere şöyle açıklayabilirim. Diğer adaylardan daha fazla oy almış olup gereken oy çoğunluğunun altında kalma durumudur. Eğer Allende oyların %51'ini almış olsaydı Gereken çoğunluğu almış olacaktı, oy üstünlüğü. Bu durumda gereken oy üstünlüğünü alamamıştı, çoğunluğu sağlayamamıştı ve Şiri'deki standart uygulama şu şekildeydi. Eğer kimse %51'in üzerinde oy alamamışsa, kongre kimin başkan olacağına karar veriyordu. Ve kongrenin en yüksek miktarda oy alan adayı seçmeleri genel bir uygulamaydı. İkinci bir seçim turu yapıyorlardı. Nixon ve Kissinger endişelenmekteydi. Şili'de olanları biraz karıştıralım havasına büründüler. Bu birinci kulvar stratejisi olarak isimlendirdikleri esaslı bir işti. Amaç Şili kongresine her zaman yaptıkları gibi en fazla oy alan adamı başkan seçtirtmemekti. Kongrede karışıklık çıkartmaya çalışıyorlardı. Bu konuda pek de başarılı olmuşlar gibi bir görüntü yoktu açıkçası. Bir diğer durumsa CIA aracılığıyla alakadar olmaya başladılar. Kendileri gibi çıkarları olan karşı taraftaki şahıslarla Gerçekte ne kadar destekledikleri net olmasa da ordudan bazı şahıslarla görüşerek bir askeri darbenin yapılabilme ihtimalini gözlemlediler. Şayet Ayende başkan olursa nasıl devirebileceklerini hesaplamaya başladılar. Marksist olarak bilinen bu şahsın başkan olmasını engelleyebilecek kişilerin arayışına giriştiler. Ve bu konuda sorun çıkartan bir numaralı şahıs şuydu. Burada fotoğrafı olan kişi Rene Schneider. Rene Schneider tüm bu videoda adı geçen şahıslar içerisinde kesinlikle tek iyi adamdı. Şili ordusunun başkumandanıydı. Şöyle dedi. Bakın, kimin başkan olacağını umursamıyorum. Onunla farklı düşüncelerde olmamı da umursamıyorum. Amerika'nın ya da Şili ordusunun tüm geri kalanının üzerimde oluşturacağı baskıları da umursamıyorum. Şili ordusunun görevi siyasete karışmak değildir. Ona anayasacı dediler. O yine de şöyle dedi. Şili ordusunun görevi sevmediğimiz kişileri devirmek değildir. Şili ordusunun görevi Şili'yi savunmaktır. Bu tek olması gereken orduların yapmakla sorumlu olduğu, anayasaların orduların sorumluluğu olarak belirlediği şeydi. Tahmin edebilirsiniz ki Ayende'yi devirmek isteyen insanlar, Schneider'in kolay kullanabilecekleri biri olmadığını anladılar. Bu oyunu onların kurallarına göre oynamak istemiyordu Schneider. Ama Şili ordusunda Amerikan kurallarını tercih eden unsurlar da vardı. Bu kısım biraz bulanık. Şili ordusunda eski bir general olan bu şahıs aynı zamanda net bir şekilde Allende ve Schneider karşıtıydı. Buradaki bu şahıs Roberto Vio ordunun sanırım diktatörleri devirmede aktif rol oynaması gerektiğine inanıyordu. CIA ile aralarında temaslar oldu. Öyle görünüyor ki CIA başta ona biraz destek sağlamış fakat sonrasında tepesi atmış. En azından Kissinger'ın tepesi bu eski generalin biraz uç noktalarda olmasından dolayı atmıştı. Hatırlatalım. Ayende'nin oyların %36'sını aldığı ve Kongre'nin bu konuda ne yapılacağını kararlaştırmaya çalıştığı bir dönemdeyiz. Bu dönemde bazı insanlar şöyle yorumlarda bulunuyordu. Eğer bizim doğru olarak inandığımız şeyi Rene Schneider yerine getirmeyecek ve Ayende'yi alaşağı etmeyecekse o zaman Schneider'i alaşağı etmemiz gerekir. Roberto Vio tarafından planlanan bir komplo ile Rene Schneider kaçırılacak ve esasen ordu başkumandanlığından alaşağı edilmiş olacaktı. Böylece yerine askeri darbe yaparak Ayende'yi devirmeye hevesli biri getirilebilecekti. Vio'nun adamları onu kaçırmaya kalkıştıklarında Schneider silahlıydı ve bu adamları görünce silahına sarıldı. E ondan sonra ne yazık ki saldırganlar tarafından birçok yerinden vurularak öldürüldü. Bu kaçırma olayı bir suikaste dönüşmüştü. Schneider'i öldürmek ya da ortadan kaldırmak istemelerinin tek sebebi görevini yerine getirmek istemesiydi. Yani asıl görevini yerine getirmek istemesiydi. Bu yüzden diyebilirim ki o tüm bu anlattıklarım içerisindeki tek doğru, tek iyi adamdı. Net olmayan şey ise Amerikalılar veya CIA'in bu suikast ya da kaçırma olayına ne kadar dahil olduklarıdır. Bir şeylerin olacağının farkında gibiydiler. Bu Kissinger'dan bir alıntıdır. Schneider suikastinden birkaç gün önce Nixon, Kissinger'a Hey, Şili'de neler oluyor? Bay Kissinger. Ordu kanalıyla ne yapabileceğimiz üzerinde çalışıyor muyuz? İmkanlar dahilinde, mesela Schneider'le ilgili bir şeyler yapıyor muyuz? diye sormuştu epey yerinde bir talep gibi görünüyordu. Bilemiyorum kararı artık kendiniz verin. Nixon'ın neyi bilip ne kadar bilmediğini kestiremiyorum. Kissinger'ın Nixon'a cevabı şöyleydi. Umutsuz görünüyor. Operasyonu durdurdum. Başarısız bir askeri darbeden daha kötü bir şey olamaz. Bu alıntı askeri darbeyi düşünmüş olduklarını gösterdiği için ilginçtir. Demek istediğim operasyonu durdurdum ifadesi bir noktada aslında bir şeyleri başlatmış olduğunu gösteriyor. Yani bir şey başlatacaksınız ki durdurun değil mi? Yani bir noktada Roberto Vio ile fiili olarak çalışmayı düşünmüşler. Belki Schneider'in kaçırılması, belki Allende'ye karşı düzenlenecek bir askeri darbenin yönetilmesi bilemiyorum. Fakat sonradan operasyonu durdurmuşlar. Kesinlikle ahlaken böyle bir yapıya sahip olmadıkları için değil ama bunu yapmaya uygun diye düşündükleri şahsın aslında yeterli olmadığını fark ettikleri için durdurulmuştur. En azından Kissinger'ın operasyonu durdurduk çünkü hiçbir şey başarısız bir askeri darbeden daha kötü olamaz ifadesinden bu kanıda olduğunu görebiliyoruz. Ve olayların gelişiminden aynen böyle olduğunu da anlıyoruz. Çünkü Schneider'in öldürülmesinin hemen ardından herkes sanki aman Tanrım bütün bu karanlık unsurlar demokrasiyi devirmek amaçlı diye düşünmeye başlamıştı. Bu kongre üzerinde büyük bir baskı yarattı ve Allende'nin başkan olmasına müsaade etmeliyiz diye düşündüler. Kasım'da başkanlık yolu açıldı ve Ayen'de başkan oldu. Kasım'da Ayen'de başkan oluyor. CIA'in olaylara ne kadar dahil olduğu ile ilgili birçok farklı hikaye bulunmaktadır. Karşı testse CIA'in Schneider'in suikastını istemediğini çünkü böyle bir girişimin Ayen'deyi daha popüler yapacağını öne sürüyordu tek istedikleri onu yerinden etmek ve sonrasında Ayende karşıtı bir askeri darbe yapmaya daha hevesli birini getirmekti. Kim bilir? Şayet Kissinger'ın sözlerine inanırsanız, görünen o ki belki de önce Vio'ya başlangıç için destek sağlanmış ve sonrasında biraz geri adım atılmıştı. Dediğim gibi, kim bilir? Ne olursa olsun, Kasım 1970'te Salvador Ayende başkan olmuştu ve marksist ideolojilerini bir şekilde uygulamaya başlamıştı. Fakat işler çok da iyi gitmedi. Eğer zamanı özellikle 1972-73'e doğru ileri sararsak Şili ekonomisinin iyiye gittiğini söyleyemeyiz. Fiyatları sabitlemeye başlamıştı ayende. Oldukça saf bir yaklaşım olan fiyatları sabitlerken maaşları arttırmayı denemesi şüphesiz yoklukların ortaya çıkmasına öncülük etmişti. Her bakımdan ülkesinin en popüler başkanı değildi. Özellikle ekonomi politikaları çok da iyi gidiyor denemezdi. Ayende yanlıları bile bakın Birleşik Devletler Küba'ya ne yaptıysa şimdi aynını Şili'ye yapmaya başladı demekteydiler. Sevmedikleri bir Marksist Şili'nin başına geçince Birleşik Devletler muazzam ekonomik gücünü Şili'nin ekonomisine zarar vermek için bir kırbaç gibi savurdu. Böylelikle bu şahsın iktidarını devirebilirlerdi. Kararı sizlere bırakıyorum. Şimdi zamanı 1973'e doğru ileri saralım. Ayende yaklaşık 3 yıldır iktidardaydı. İşler iyiye gitmiyordu. Süre gelen grevler vardı. Medyaya biraz kısıtlama politikası uygulamaya kalktı. Huzursuzluk başlamıştı. Şili halkı artık onun kesinlikle başkan olarak kalmasını istemiyordu. Birleşik Devletleri gözetmeyen halk, hey tüm bu süreçte Birleşik Devletler fiilen el altından Ayende'yi yıkmaya çalıştılar diyeceklerdi ki bu büyük ihtimalle gerçekti. Birleşik Devletler'de hayır diyecekti. Biz sadece basın özgürlüğünü korumaya çalıştık. Bu adam özgür basına sansür uyguluyordu. Yeni bir seçim olabilmesi için elimizden geleni yapıyorduk. Böylece yeni bir Fidel Castro'nun doğması engellenecek ve Şili esasen totaliter bir komünist rejime dönüşmeyecekti. Ne tarafta olursanız olun, 11 Eylül 1973'te Ayende alaşağı edildi. Ordu başkanlık sarayını sardı ve intihar ettiği söylendi tırnak içinde intihar diyorum. Çünkü bazı insanlar gerçekten intihar ettiğine inanıyorken bazı insanlar da suikaste kurban gittiğini düşünüyordu. Bazı beyanlarda otomatik silahla intihar ettiği söylenmekteydi. Şimdi bir otomatik silahla intihar edebilirsiniz tabii ama yani bu birçok insanın bu amaç için seçtiği bir silah da değildir yani otomatik silah. Bir kez daha bunu sizin kararınıza bırakıyorum. İntihar da etmiş olsa, öldürülmüş de olsa nasıl olursa olsun 11 Eylül'de iktidarına son verilmişti. Sonuç bu. Ve bir kez daha CIA'nin oynadığı rol belirsizdi. Ayende'yi devirmek isteyen kişilere karşı açıkça sempati duyuyorlardı. Ayende'nin idaresi süresince Ayende karşıtlarına açıkça dolaylı desteklerini eksik etmediler. Eğer araştırırsanız CIA'nin katılımının ne kadar olduğu hakkında ipuçları veren, gizliliği kaldırılmış belgeler bulabilirsiniz. Ayende al aşağı edilmiş ve yerine buradaki bu beyefendi iktidara geçmişti. Augusto Pinoche. İktidara gelmiş ve şöyle demişti. Bakın demokrasi denen şey saçmalıktır. Başkan benim, başkomutan da benim. Şili askeri cuntayla yönetilecektir. Bu sözcüğü şuraya yazayım. Şili cuntayla yönetilecektir. Junta bir hükümetin ordu tarafından yönetilmesi demektir. Yani askeri diktatörlüktür. Şili'de ordu yönetime el koymuştur. Artık halkın oy kullanması gibi saçma şeyler istemiyoruz, diyordu Pinoşe. Ve tahmin edersiniz ki Nixon onun demokrasiyi sevip sevmemesiyle pek ilgilenmiyordu. Ama mutluydu. Bakalım yüzüne bir gülücük kondurabilecek miyim? Mutluydu çünkü Pinoşe bir Marksist değildi. Nihayet komünizmin Latin Amerika'da yayılmasını engellemişti Amerika. Ne yazık ki Nixon'ın açıklamalarından da belli olduğu üzere Pinochet'in özellikle ekonomik açıdan başarılı olması için elindeki tüm gücü kullanacaktı Nixon. Birleşik Devletler Pinochet'i desteklemeye başladı. Amerikan dostu olarak görülmekteydi. Maalesef bu adam Amerika ve Şili için tarihteki tiranlardan biriydi. Bir zorbaydı. İnsanları toplatmaya başlamıştı. İnsanları öldürmeye başlamıştı. Öldürtmeye başlamıştı. Komünizm hakkında ya da karşıt politika hakkında en ufak bir şey duysa insanları ve ailelerini toplatıp işkence yaptıran birisiydi. Bu da onun biraz daha yaşlandıktan sonraki bir başka fotoğrafı. Oldukça kötü olan bazı insanların her nasılsa bu kadar asil görünmesi hayret vericidir doğrusu. Kafasının üzerine anlamı açık olan boynuzlar çizeceğim. Çok birçok insan öldürüldü ve çok birçok insan kayboldu Pinochet yönetimi altında sadece bir fikir vermesi açısından bunlar kaybolan insanlardan sadece küçük bir kısmı. Bu kayıplar onu eleştiren ya da sol eğilimli olduğu fark edilen insanlardan oluşmaktaydı. Kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere herkese işkence yaptı. Tüm süreçte kötü biriydi. 1990'a kadar 17 yıl Şili'de başkan olarak oyalandı. Ve aslında ordunun başkomutanı olarak 1998'e kadar iktidarda kaldı. Tahmin edersiniz ki yönetim ordunun elindeyse eğer önemli olan mevki başkanlık değil başkomutanlıktı. Totaliter bir diktatör olarak 25 yıl Şili'de dolanıp durdu. Serbest piyasaları severdi ve geleneksel düşünceye göre bir kapitalistti. Pinochet rejimindeki tek teselli bu dönemde Şili ekonomisinin hakikaten iyiye gitmesidir. Şili o dönemin ekonomik açıdan başarılı hikayelerinden biri olarak değerlendirilir. Kararı size bırakıyorum. Bazıları bunun sebebinin Pinochet'in ekonomiden anlaması olduğunu düşünür. Ayende'nin yapmayı denediği fiyat sabitlemesi gibi şeylere kalkışmamıştı bir zorba olmasına rağmen ekonomi iyiye gidiyordu. Denklemin diğer tarafında ekonomi iyiye gidiyordu. Şimdi Birleşik Devletler dünyadaki en büyük ekonomi olarak Şili en yakın dostlarından biri tarafından yönetilirken tüm gücünü Şili ekonomisinin zenginleşmesi için kullanıyordu tabii ki. CIA'in, Nixon'ın ve Kissinger'ın buradaki karmaşaya fiilen ne kadar dahil olduğunu ve kimin doğru kimin yanlış olduğunu sizlerin kararına bırakıyorum. Fakat sanırım bu hadiseler dünya tarihinin çok da hoş olan bölümlerinden biri değildir.